Merhaba, bugün size Bit Castle Bore adlı Playton oyunundan bahsedeceğim. Oyundan bahsetmeden önce kanalımda çeşitli videolar çekiyorum. Kripto para ana başlığı altında Player Turn ve Airdroplar hakkında videolar çekiyorum. Eğer hoşunuza gidiyorsa, para kazanmayı da seviyorsanız kanal tam size göre bir kanal. Abone olursanız sevinirim. Şimdi oyuna geçelim. Oyunu çok fazla detaylı şekilde incelemeyeceğim. White Paper'ına falan girmeyeceğim. Sadece oyuna nasıl başlayacağınızı ve oynayıp ne kadar nasıl kazanıp çekeceğinizden bahsedeceğim. Şimdi Bitcoin World yakın zamanda açıldı ve Bomb Crypto'yu biliyorsanız aynı tarzda yapılmış bir piksel bir oyun. ROI'si dediklerine göre 12 ile 25 gün arası. Zaten token listelendi. Şu anda 0.049 dolarda geziyor. İlk çıktığında bir şöyle bir pump yaşadı. Bir 70 lira falan geldi. Daha sonra bir bayağı bir düşüş oldu. Tekrar topladı. Ben bu oyunun tokenini ön satıştan aldım. 0.03'ten aldım. Yani 0.03'ten almak yerine buradan alsaymışım daha kârdaymışım aslında. Şu anda oyuna girip girmemek tabii sizin vereceğiniz karar. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Oyuna başlarken 2000 adet token almanız gerekiyor ki 10 tane karakteriniz olur. Daha az karakter de alabilirsiniz. 200 tane her 200 BCB tokene karşılık bir tane karakter alıyorsunuz. Ama 10 tane karakter alsanız sizin yararınız olur. Şimdi 2000 mesela bu daha arkadaş yeni almış. Oyuna giriş ücretiniz 100 dolara mal oluyor. Yani 100 dolarlık bir giriş. 100 dolar bakiye vererek giriş yapıyorsunuz. Peki bu 100 dolar bakiyeyi kaç günde çıkartıyorsunuz? Ben şu anda oyunu oynuyorum. Bende neler var? 2 tane layer var. 2 tane de süper layer var. Bunlar bana günlük olarak ortalama 105 adet BCV getiriyor. 105 adet BCV'nin şu anki değeri 5 dolar. 5.1 dolar. 100 bölü 5,1 desek hadi 5 diyelim. 20 günde benim ROI'mi çıkartıyor. Daha iyi karakterler çıkartırsanız ROI'niz azalıyor. Daha kötü karakterler çıkartırsanız ROI süreniz uzuyor normal olarak. Aynı şekilde token'in fiyatı yükselirse ROI'niz azalır. ROI süreniz azalır. Token'in fiyatı düşerse de aynı şekilde ROI zamanınız uzar. Her şey token fiyatına bağlı. Aldığınız yere göre değişiyor. Yani 100 dolara şu anda oyuna başlayabiliyorsunuz. Daha dediğim gibi daha düşük yatırımla da oyuna başlayabilirsiniz. Çekimler nasıl oluyor? Şöyle, şimdi bende 700 adet BCV token var ve gün geçtikçe bunun ücreti azalıyor. Mesela 7. günde ben %5 verecekmişim tax. Yani %5 olarak da düşündüğümüzde 21 güne göre falan ROI çıkıyor. Yani hiç toplamazsanız. Toplayıp toplayıp satmak sizin yararınıza mı olur bilemiyorum. Token şimdi marketing yaparlarsa, oyuncu girişi çok olursa token fiyatı yükselir. Eğer oyuncu gelmezse token fiyatı düşer. Zaten Play to Earn oyunların geneli bu şekilde işliyor. Oyuncu geldiği sürece token fiyatı yukarı doğru gidiyor. Şimdi nasıl yatırım yapacaksınız? Geleceksiniz zaten bu siteyi atacağım size. Buraya geldiğinizde sağ altta Trade on Pancake Swap var zaten. Buradan elinizde ne varsa artık BUSD varsa, BNB varsa herhangi bir Binance Smart Chain'deki herhangi bir tokenle trade edebilirsiniz. Binance hesabınızdan veya herhangi bir borsadan atabilirsiniz. Zaten herhangi bir borsa üyeliğiniz yoksa aşağıdan bulunan linklerden üye olabilirsiniz. Hiçbir şekilde bilmiyorsanız da kanalda zaten eğitim videoları var. Onları izleyerek de rahat bir şekilde oyuna başlayabilir, transfer gerçekleştirebilirsiniz. Binance Smart Chain'ında oyun dediğim gibi buradan BCV tokenlerinizi aldıktan sonra kendi sitesinde burada App Mainnet var ve Play Game kısmı var. İki tane buton var zaten. Play Game kısmı buraya yönlendiriyor. App kısmı da buraya yönlendiriyor. Buradan Open Hero kısmından 10 tane aldığınızda zaten 2000 BCV, bir tane aldığınızda da 200 adet BCV vererek buradan alabiliyorsunuz. Aldığınız BCV tokenleri de buradan kutuya dönüştürüyorsunuz. Buradan sağ üstte bulunan profile ve envanterinize gidiyorsunuz. Envanterde burada zaten karakteriniz otomatik olarak geliyor buraya. Bende 10 tane var dediğim gibi. Bunlar 105 adet token getiriyor. ROI'si 20 gün bana. Yani Legendary falan çıkartırsınız veya God falan çıkartırsınız ROI'niz çok kısalıyor. Ben sürekli paramı çıkartıp gelen tokenlerde ön satıştan aldığım için gelen tokenlerle de oyuna yatırım yapmayı düşünüyorum paramı çıkardıktan sonra. Böyle böyle takımı büyüteceğim. Mesela şu anda 10 kişi varsa her bana vesting geldiğinde çünkü ben mesela nerede şurada claim yeri vardı airdrop. Buradan ben vesting'de %35 aldım. Bir diğer ayda %30 daha alacağım. Bu tokenlere geldiğinde bana eğer paramı çıkarmadıysa tekrar alış yapacağım Open Hero yani Hero alacağım. Böyle böyle Hero sayımı arttıracağım. Oyuna nasıl şu anki oyunda tek aktif olan şey Training. Training'de Hero'larınız gözüküyor zaten burada. Bende 10 tane var. Bunların üstüne tıklayarak Training dediğinizde hepsini seçiyorsunuz zaten böyle. Bunları Start Train Hero dediğinizde gönderiyor. Ben de şu anda en aşağıda ikisinin enerjisi olmadığı için göndermeyeceğim. Ortalama olarak 8 dakika bir oyun sürüyor. Sizin hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece bekleyeceksiniz. 8 dakika boyunca sekme açık duracak ve ana menüye dön veya devam et diyeceksiniz. Bu kadar yani yapmanız gereken tek şey bu. Bunların enerji nasıl resleniyor dersiniz. Bunun mesela 4 enerjisi var. Bu 24 saat içinde
4 enerjisi doluyor. Bunun 5 enerjisi var. Aynı şekilde bunun da 24 saatine 24 saatte 5 enerjisi doluyor. Yani enerjiyi 24 saate bölerek kaç saatte bir enerji geldiğini hesaplayabilirsiniz. Yani günde bir kere girip oyunu oynayabilirsiniz ve çok zamanınızı da almıyor dediğim gibi. Oyun tokenini böyle bu şekilde kazanıyorsunuz. Dediğim gibi zaten tokenleri inventory kısmından, claim kısmından alacaksınız. Mesela ben 690 tane alsam şu anda benden %50'sini kesecekmiş. Hiç gerek yok. Ben beklerim zaten. Bekliyorum da. %5'e düştüğünde çekerim. Aynı şekilde ister satarsınız, ister yeni karakterler alırsınız. Size kalmış. Oyun bu kadar. Çok zor değil zaten oynaması. Dediğim gibi yatırımı buradan yapıyorsunuz. Buradan oyun oynuyorsunuz. Buradan hesabınızı kontrol ediyorsunuz. Şimdi oyuna girerken sizden ID ve şifre isteyecek. Bu ID şifreye girerken bunun stokaları da var. Mesela Axie Infinity biliyorsunuz veya Pegaxie biliyorsunuz. Stokalar nedir? İşte siz NFT alacak paranız yok. İnsanlar mesela çok büyük bir yatırımcı. Oyuna yatırım yapıyor. İşte kendi oynamak istemiyor. Başka birilerine veriyor. Onları oynatıyor. Onun için e-mail ve şifre kısmını yapmışlar. Buradan e-mail ve şifrenizi girip isminizi yazıyorsunuz. Save diyeceksiniz. Oyuna başlarken size login derken bu e-mail ve şifreyi soracak. Bu şekilde giriş yapacaksınız oyuna. Herhangi bir şey indirmenize gerek yok. Oyunu bilgisayara indirmenize gerek yok. İleride işte arena falan açılacak. İşte çiftlik sistemi falan filan var. Klan var. Onları isterseniz Whitepaper'dan araştırabilirsiniz. Oyun ilerideki seviyeler ne olur, ilerideki zamanlarda ne olur bilemem. Ama şu anki sürede 20 gün ROI bana göre gayet iyi. Yani oyunlarda kısa ROI'li oyunlar çok hızlı batıyor. Ben uzun ROI'li oyunları daha çok seviyorum. Çünkü batma riski çok daha az oluyor. Ve yakım sistemi çok güzel. Çünkü yeni başlayan oyuncular karakterleri oyunun tokeniyle almak zorunda. Oyun tokeni aldığında da oyun tokeni normal olarak yükseliyor. Yani diğer oyunlarda mesela bazı Play to Earn oyunlarda sadece işte adamlar BUSD'de dolarla satıyor. Yani ben bir oyuna girerken token yakımına çok dikkat ediyorum. Zaten Play to Earn oyunlarında en çok dikkat etmeniz gereken şey token yakımının nasıl olduğu. Ya oyun bana göre güzel. Sizin yorumunuz nedir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Oyuna girmek isterseniz dediğim gibi zaten herhangi bir sorunuz olursa da Discord sunucumuza gelip sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi kazançlar.